Ben hallediyorum. Görüşmek üzere Alp Bey. Sakın bir daha buraya geleyim deme. Senin yüzünden işimden olacağım. Yavaş, sakin. Benim seninle olan işim bitti. Bundan sonra hesabı Alp Bey'le göreceğiz. Berk. Kim bu adamlar? İnanın hiç önemli bir şey değil. Tedarikçi bu adam. Mutfak araştırışlarını bizden alın diye tutturdu işte. Biliyorsunuz restoran ünlendikçe herkes iş koparmaya çalışıyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz böyle şeyler. Demek birlikte çalıştığımız adamlar toplantılarımızı basıyor artık. Peki bu kızın ne ilgisi var bu durumda? Ya işi koparmak için Neva'yı araya sokmaya çalışmışlar ama Neva zaten hiç gönüllü olmamış o yüzden. Berk, hadi sen bak Alp'e söyle. Beni bir görsün. Hadi. Hemen git şef. Kahveler gelmiş. Beğendiniz mi? Şahane. Güzel. Ben çok güzel de bir tatlı var, onu söyleyeceğim size. Yok, yok, yok. Gerçekten mi? Oğlum bir şey soracağım. Kim bu adamlar? Baba şey iş için ya. Ama bizim öyle pek iş yapabileceğimiz tiplerden değiller yani. Bak Alp'ciğim. İş dünyasında kiminle iş yaptığın gerçekten çok önemlidir. Alp Bey. Hani cemiyette ya namın yürür, Alp'cim. Dinliyorum. Ya da adın kötüye çıkar. Doğru. Bu gerçekten çok önemli. Dikkat etmek lazım. Doğru, haklısın babacığım. Kalkalım mı? Hadi. Kalkıyor musunuz? Tamam, ben eşlik edeyim size. Sen ya. Çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bütün elemanlarınız bu arkadaş gibi mi? Neva Hanım şef yardımcımız. Dı. Türkan anne. Öyle mi? Vah vah. Elinize sağlık demek isterdim ama bu son gördüğüm durum hepinize geçmiş olsun dememi gerektiriyor.
Hadi, hadi gidelim. Hadi, toplantıyı unut. Tamam baba, tamam. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen ailemin yanında ne yaptın zannediyorsun ya? Bu ne? Yaranız kanıyordu. Aklıma başka çare gelmedi. Yardım edeyim. Yok, ben hallettim. Bütün bunlar benim yüzümden başınıza geldi. Ama bu bile seni durdurmaya yetmedi. Yine de o silahlı adamların yanına gittim. Hem de tek başına. Ben... Sakın. Eva, sakın yalan söylemeye kalkma bana. Orhan, Neva ile meseleyi hallettik dedi. Parayı verdin değil mi? Parayı vermek zorundaydım. Seni o kadar uyarmama rağmen niye gittin verdin parayı ya? Hı? Niye bana yalan söyledin? Korktum çünkü. Birine bir şey yapar diye korktum. Kızıma, Yağmur'a, sana. Size. Birine bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Kendini de mi düşünmedin? Hı? Küçücük çocuğu da mı düşünmedin? Senin bu kadar sorumsuzca davranmaya hakkın yok Neva. Sana ihtiyacı olan bir kızım var. Biliyorum. O zaman ona göre davran. O adamdan da uzak dur. Bak, parayı vermen de durdurmadı onu. Onun hesabı başka. Şimdi sizin başınıza bela oldu değil mi? Ben başımın çaresine bakarım. Elimden geldiği kadar da sana, kızına destek vermeye çalışırım. Ama böyle her arkamı döndüğünde bana yalan söylersen olmaz. Sana güvenemezsem olmaz. Özür dilerim. Mesela bitene kadar burada kalmanızı istiyorum. Alp Bey, size söyledim. Ben burada kalamam. O adamın yanına giderek itiraz hakkını kaybettin sen Neva. Kızın içinde böylesi daha iyi. 24 saat güvenlik var burada. İçeri girmeye cesaret edemezler. İçin rahat olsun. Merak etme. Ben burada kalmayacağım. Ne yapacağız patron? Bu adam uslu durmayacak gibi. Kuru sıkı. Bebeğinin hiçbir şeyden haberi yok. Yarın abisiyle masaya oturacağım. Öğrenirse işimiz zor olur ama. Alp Efendi uyanmadan imzayı atmak lazım. O imzayı attıktan sonra... ...diğer Alp Bey'i... ...yedi sülalesini avucumun içine alacağım. Yalnız itiraf etmem lazım. Durumu iyi toparladın. Bir de babama laf anlatmakla uğraşamayacaktım. Alp Bey, haddimi aşmazsam size bir şey sorabilir miyim? Sor. Anneniz Türkan Hanım. Hı hı. Hasta değil, değil mi? Yani karaciğerimi vereceğim kişi diğer anneniz, Seylan Hanım. Sen nereden biliyorsun Seylan Hanım'ı? Ben açılış gecesi konuşmalarınıza şahit oldum. İstemeden. Ne istemeden? Sen bizi mi dinliyordun? Hayır, hayır. Ben zaten oradaydım. Ya, hassas bir konu olduğu için demedim. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Farkında mısın? Alp Bey, özür dilerim. Gerçekten. Neyse. Her yerde geç öğrenecektin zaten. Madem seninle uzun bir yola çıkıyoruz. Gerçeği bilmen en doğru şey. Otur sana. Seylan sorgun benim.
Benim özannem. O beni Türkan anne büyüttü. Yaşıma kadar onların yanındaydım. Bu yüzden ailemden... işte bizim Berk'ten başka bu durumu kimse bilmiyor. Bu durum benim saklamayı tercih ettiğim bir durum değildi. Böyle oldu işte. Ailemi incitmekten korktuğum için... kimseyle paylaşmıyorum. O yüzden senden ricam. Merak etmeyin Alp Bey. Kimseye söylemem. Bana güvenebilirsiniz. Dediğin gibi. Sana güvenmekten başka çarem yok. Ne var? Bu arada senden annemle ilgili bir konuda daha yardım isteyeceğim. Teşekkür ederiz. Yağmur. Berk Bey, merhaba. Merhaba da artık bey deme Gülşen ya. Ha, tamam peki Berk. Başın nasıl oldu? İyi, ya en azından kullanabiliyorum hala, sıkıntı yok. Güzel. Hayal. Hoş geldin. Sen nasılsın, nasıl? Daha iyi misin? İşte iç güveysinden hallice. Ay, ben nereden buluyorum bu lafları hiç bilmiyorum. Babaannem hep söylerdi. Ha, tamam peki. Sen nasılsın bu arada? Ya o adamlar bir daha rahatsız etmedi seni değil mi? Yok yok, hayır, sorun yok. Berk, bu arada ben dün akşam için çok teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın o kadar kısa sürede kendimi toparlayamazdım. Çok sağ ol. Rica ederim ya. Sen iyi ol, gerisi mühim değil. Doğru mu anladım? Annenizin evine gidip onun için yemek yapmamı istiyorsunuz. Hı hı. Aslımın kadim şefe söylediği yalandan sonra akıl ettim. Senin sayende yani. Annemin iyi bir bakıma ihtiyacı var Neva. Çok zor durumda ve çok hassas şu anda. Ameliyatı kaldıramamasından çok korkuyorum. Birkaç gündür yemek yemeyi reddediyormuş. Neden? Aslında... iyileşmeyi reddediyor diyelim. Buradaki işlerini aksatmadan yaparsan çok sevinirim. Tabii, tabii yaparım. Sizin benim için yaptıklarınızdan sonra. Sağ ol. Hem böylelikle kadim şefe de yalan söylememiş olurum. İçim hiç rahat değil. Her yalan yenisini doğuruyor. Hayale, Yağmur'a, herkese yalan söyledim. Ferhat'a bile. Bir süre daha böyle devam etmesi lazım. Ameliyattan kimsenin haberi olmayacak. Hoş geldin kızım. Anne! Anne! Ah kızım! Oh benim güzel kızım, bir tanem. Çok özledim seni, çok. Anne, seni özledim benim. Yağmur ablanı üzmedin değil mi? Ha? Evet. Aferin sana. Akıllı kızım benim, güzel kızım. Burada mı kalacağız hep? Bir süreliğine evet. Süreliğine de hangi süreliğine? Ben ikimize ait. Güvenli, güzel bir ev bulana kadar. Ama burası Alp'in evi. Biz buradayken o başka yerde kalacak. Burada sadece sen ve ben kalacağız. İkimiz, tamam mı? Hem bence burası o kadar da kötü bir yer değil. Bak. Buradan yıldızlar da görünüyor. Ne güzeller. Biliyor musun? Eskiden insanlar yönlerini bulmak için yıldızlara bakarmış. Nasıl yani? Telefonda bir şey yok muymuş? Yokmuş. Yıldızlar insanların umudu olmuş hep. Çünkü en karanlık gecede bile her zaman bir ışık vardır. Sen yeter ki görmek iste. O yüzden biz karanlığa hiç yenilmeyeceğiz. Karanlıkta sadece bir yıldız olsa bile
o ışığı arayıp bulacağız. Söz mü? Söz. Ben benimkini buldum. Anne nerede? Burada işte. Benim ışığım sensin. Her kaybolduğumda sana bakıyorum ben. Çünkü gerçek ışık insanın kalbinden yayılandır. Sadece sahibini değil, etrafındakileri de aydınlatır. Sen ışık olursan karanlığa mahkum olanları da kurtarırsın. O ışık saçan kalbin hep pusulan olsun kızım. Ne yaşarsak yaşayalım. Sevmekten, umut etmekten asla vazgeçme. Vazgeçmem. Hele seni sevmekten hiç vazgeçmem. Bir tanem benim. Sen de benim ışığımsın meleğim. Kalpten kalbe, melek kalbe. Kalpten kalbe. Siz gelmiyor musunuz? Hayır. Benim şirkete katılmam gereken bir toplantı var. Buraya kadar gelmişken bari bir merhaba deseydiniz. Senin üstüne vazife olmayan işlere karışmasan ne güzel olur ya. Al. Bu annemin evinin yedek anahtarı. Ne olur ne olmaz dursun sen de. Çünkü bazen Nergis Hanım dışarıda olabiliyor. Tamam. Eva. Çok dikkatli olman lazım. Annem alkol almayacak. Tamam. Gözün üstünde olsun lütfen. Merak etmeyin. Ha bir de şey. Kendisine donör olacağını bilmiyorum. Son ana kadar bir şey söylemeyelim, tamam mı? Tamam. Güzel. Her şey gibi güzellik de mazide kaldı. Hala çok güzelsiniz. At mı gönderdi seni? Tek kişinin beni gözaltında tutmaya yetmeyeceğini düşünmüş. Yok, asla öyle bir amaç için değil. Sizin özel bir diyet uygulamanız gerekiyormuş. Ben sizin diyet yemeklerinizi yapacağım. Alp Bey sizin sağlığınızı düşünüyor Seylan Hanım. Bazen bir insanın diğerini anlamasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Gelin buyurun ben size mutfağı göstereyim. Buyurun.
Ece. Bütün hayatımızı birlikte geçirelim istiyorum. Bütün hayatımızı. Sence çok uzun bir süre değil mi? Yani. Paşamız teşrif etmiş bakıyorum. Tanıştırayım. Yine e-ticaret uzmanımız Ece Hanım. Ve şirketimizin altın çocuğu Alp Karaoğlu. Memnun oldum. Efendim. Adınızı çok duydum. Sizle tanışmayı dört gözle bekliyordum. Tanışma faslı bittiyse geçelim mi? Toplantı odasında bizi bekliyorlar. Tabii. Güzel kızım. Ne yapıyorsun bakalım? Seni bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum ben de. Akşam eve geleyim sana da yapacağım. Peki yemekten sonra ne yiyeceğiz? O da sürpriz olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Meryem. Kızın mı? Seylan Hanım, korkuttunuz beni. Kusura bakma. Evet kızım, 6 yaşında. İnsanın evladının özlemesi, sevmesi ne güzel bir şey. Çok şanslısın. Bir anne daha ne ister ki? Hayat bazen insanı istemediği şeylere sürükler. Öyle olsa bile siz hiç ayrılmayın. Söylediklerimi unutma, tamam mı? Aydoğa'da ikinci büyük firma olma yolunda bir Türk şirketle anlaşma yapmaktan mutluluk duyuyorlar. Daha önce çalıştıkları firmaların detaylarını dosyada bulabileceğinizi söylediler. Excuse me, do you still continue to work with all these companies? Of course. Can, sorry. Benim İngilizcem maalesef sizinki kadar iyi değil. İzin verin, tercüman işini yapsın. Çok pardon Kasım Bey. Bu çalıştığınız firmalar arasında görünen Rufus Orwell Incorporated'ın ben iflas ettiğini duymuştum da. But we are not working now. Daha önce çalıştıkları bir firma olduğunu ve sunumda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi. Bir önceki sunum dosyasını eklemişler. Son düzenlemeyi yeniden gönderecekler. Alp Bey, siz de hatırlarsınız herhalde bu markayı. Anlamadım, pardon. Bu marka diyorum. Bir ara çok büyümüşlerdi, neredeyse bütün piyasayı ele geçirmişlerdi. Siz de bir dönem Amerika'da yaşamıştınız değil mi? Evet. Ben o yüzden kapandıklarını hatırlarsınız diye düşünmüştüm. Şu toplantı bir bitsin. Ben hatırlamak için inceleme yapacağım. Ece Hanım. Hadi Seylan Hanım, soğutmadan yiyin. Hepsini sizin için hazırladım. Zahmet etmişsin, ben bir şey yemeyeceğim. Olur mu öyle hiçbir şey yemeden? İnsanın yaşamak için sebebi olmazsa olur, niye olmaz? Adın ne senin?
Özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Neva. Neva. Ne güzel ismin var senin öyle. Türk sanat musikisinde bir makam biliyorsun değil mi? Ben çok severim. Ama sahnede hiç okumadım. Çok zordur ondan. Esti geçti gitti o günler. Hayatın beni getirdiği noktaya bak. Yıktı, tarumar etti. Benim derdim hayatla. Sen de kalk çupanı yiyin de iyileşin diyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Aklın kesiyor mu? Seylan Hanım, bırakmayın kendinizi. Bir anne için evladından daha büyük bir umut var mı? Siz söyleyin, sizin de bir oğlunuz var. Var değil mi benim bir oğlum? Hatta sizi özlediğinde sizin plaklarınızı dinleyen bir oğlunuz var. Gerçekten mi? Benim plaklarım mı? İçeride gördüğüm plan bir eşi de Alp Bey'de var. Sizin şarkılarınızı dinliyor bazen. Gerçekten mi? Ben Alp'in geçmişe dair hiçbir şey tutmadığını düşünürdüm. Sanki ikimizin geçmişini yok etmek ister gibi. Ondan şaşırdım. Uzun zaman önce bizim oğlumla bağlarımız koptu. Şimdi o bağları yeniden kurmaya çalışmak boşa bir çaba. Alp Bey duygularını gösterebilen bir insan değil. Ama bir insan bunu yapamıyorsa bu onun kalpsiz olduğu ya da sizi sevmediği anlamına gelmez. Alp Bey size değer verdiği için bugün beni buraya yolladı. Biliyorum. Çabalıyorum. İnan elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama eski Seylan beni bir türlü rahat bırakmıyor. İnsanın mazisi şimdi yaşadığı hayatın lanetiymiş. Seylan Hanım, anne ile çocuğu arasındaki bağ kopmaz. Kopamaz. Mümkün değil ki. Bir bebek anne karnına düştüğü anda o bağ oluşuyor. O bağla besleniyor, büyüyor. Hayatlarımız o bağla birleşiyor. Kalplerimiz bir atmaya başlıyor. Zaman zaman uzaklara savruluyoruz. Hiç istemesek de. O bağ koptu sanıyoruz. Ama yaşanan her zorlukta, her acıda o bağ daha da güçleniyor. O yüzden bir anne canını her şeyden evvel evladı için korumalı. O can, o kalp anneden çok evladına ait çünkü. Ona şifa. Bir anne önce kendini iyi etmeli ki ihtiyaç olduğunda evladını da iyileştirebilsin. Çünkü evlat derler, candan öte bir can var bu dünyada. Öyle. Eminim yemeklerin de sözlerin gibi güzeldir. Ama beni bağışla. Yapamayacağım. Teşekkür ederim. Yerinde değil gibi. Yo baba. İyiyim ben gayet. Merak etme. Öyle mi? Niye o zaman bu kadar dalgınsın? Ara bak. Seylan yine bir şey mi yaptı sana? Hayır canım. Benim öyle işi de güçte attım ya. Bir de bir toplantım var. Onu düşünüyordum yani. İyiyim merak etme.
Vallahi düşündüğümden iyi geçti. Sen ne diyorsun ufaklık? İyiydi. Yani... Ya kusura bakma, benim toplantım vardı, çıkmam lazım. Görüşürüz. Biz var mı? Kim bilir? Şu... Yanlış yazılan şirket sana da biraz tuhaf geldi mi? Baba, ellerinde eski kaydın kaldı mı söylediler? Yenisini gönderecekler işte. He. Tamam. Profesyonel bir şirkette böyle bir hatanın olması biraz garip. Öyle değil mi? Neyse. Nasıl olsa detaylı olarak inceleyeceğiz. Ece Hanım, neredesiniz? Salonun ilk kapı, fakat kendisi şu an terasta. Peki, teşekkür ederim. Ece. Ne yapıyorsun sen burada? Gördüğün gibi çalışıyorum. Bana oyun oynama. Niye içeride birbirimizi tanımıyormuşuz gibi yaptın? Çünkü sen de öyle istersin diye düşündüm. Hani hiçbir açıklama yapmadan çekip giden sensin ya. Ne geldi ya? 3 yıl. 3 yıl sonra niye çıktın karşıma? Bana bir açıklama borçlusun Ay. Bir cevap almak için geldim. Ne açıklaması ya? Beni niye terk ettin? Bir kere de memnun ol baba. Bir kere olsun memnun ol yaptığın işte. Ece. Efendim? Ece Hanım terasta şu an. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Biz birlikte mutluyduk. Yani birbirimizi çok seviyorduk. Geleceğe dair böyle hayaller kuruyorduk birlikte. Geçireceğimiz bir hayatın hayallerini. Sonra bir anda sen çıkıp gittin. Ece, biliyorsun niye gittim. Ay, sen de gayet iyi biliyorsun. Emir Bey. Nakliye firmasından yetkililer gelmiş sizinle görüşmek için. Şu anda aşağıda bekliyorlar. Öyle mi? Tamam. Al odama, geliyorum ben. Peki efendim. Babam. Babam adam kalp krizi geçirdi, bana ihtiyacı vardı. Benim İstanbul'da kalmam lazımdı. Bütün hayatım değişti benim. Ay, ben de değiştirirdim bütün hayatımı. Ya sen bana deseydin benimle gel diye, ben işimi, gücümü, kariyerimi, her şeyimi bırakır seninle gelirdim. Hiçbir şey senden daha değerli, daha kıymetli değildi ki. Ama sen bahanelere sığınıp kaçmayı tercih ettin. Hayır. Hala kaçıyorsun ha? Kaçmıyorum. Bizim ilişkimiz zaten bitmişti Ece. Sen kabul etsen de etmesen de bitmişti. Bitmişti. Evet, bitmişti. Tek başına mı verdin sen bu kararı? Ya benim senin için hiç mi değerim yoktu ya? Bu kadar mı değersizim ben senin için? Kaç kere aradım ben seni. Telefonuna asla ulaşamadım çünkü numaranı değiştirmişsin. New York'taki evinin önünde bekledim ben günlerce. Belki seni görürüm, dönersin, bir haber alırım senden diye. Hayatta, dünyada en çok sevdiğim, aşık olduğum insan... Hiçbir haber yok ve ortadan kayboluyor. Bu nasıl bir his, sen biliyor musun bunu? Sonra ben bir gün bir haber okuyorum. Karol Nordin'i Melih'e attı, Amerika defterini kapattı. Senin benden vazgeçtiğini ben 10 gün anladım işte. Madem öyle, sen niye vazgeçmedin? Geçemedim. Denemedim mi sanıyorsun? Geçemedim, geçemiyorum. Öfkem diner sandım, gururum galip gelir sandım, unuturum sandım. Olmuyor. Biz birlikte çok iyiydik. Ece, ben sana söz vermedim. Ben hiçbir şey yokmuş gibi hayatıma devam edemedim ama edemiyorum. Olmuyor. Beni neden terk ettiğini söyleyene kadar da hiçbir yere gitmiyorum artık.
Yok. Ne duymak istiyorsun bilmiyorum ama başka bir nedeni yok Ece. Korhan Bey, buyurun buradan. Kusura bakmayın, insanlar çift yaratılmış derler. Bir arkadaşa benzettim ama. Bekledim, biraz daha beklerim. Ama bakalım sen ne kadar kaçabileceksin bu aşktan. Alp Karal. Koran Bey, sizi çalıştığımız lojistik firması tavsiye etti. Zaten bahsetmişlerdir. Biz uzun vadede çalışabileceğimiz istikrarlı ve güvenilir bir şirket arıyoruz. Sizi gayet iyi anlıyorum Emir Bey. Yüz yüze tanışmayı tercih ederim. Bu yüzden Mehmet Bey'i arayıp sizi çağırmasını rica ettim. Yeni bir asılın peşindeyiz. Bu yüzden de sizden beklentimiz maksimum düzeyde. Hiç merak etmeyin Emir Bey. Karavun Holding olarak yeni ve daha agresif bir satış hedefi planlıyoruz. Marmara ve Trakya bölgesindeki filolarımızı genişleteceğiz. Ve Mehmet Bey sizin referansınızın çok iyi olduğunu söyledi. Mehmet Bey sağ olsun. Doğrudur. Tam kapasite çalışacağız. Yeterli ekipmanımız da, elemanımız da mevcut. Yalnız Korhan Bey, Karaon Holding mükemmelliyetçidir. Çıkacak herhangi bir aksilikte ya da sebepsiz bir gecikmede sözleşmeniz tek taraflı olarak feshedilir. Ve bunun karşılığında hiçbir şey talep edemezsiniz. Hiç merak etmeyin. En ufak bir kusurumuzu, bir eksikliğimizi görmeyeceksiniz. Müşteri yapalım. O zaman ne diyelim? Yeni ortaklığımız hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlarım size bütün detayları anlatacaktır zaten. Hay hay. Patron ben çıkıyorum, bir şey diyor musun? Hadi. İyi misin oğlum? Ha iyi miyim, merak etme. Ben çıkıyorum. Ha bu arada bu organ nakilleriyle alakalı hukuki danışmanlık veren bir avukat buldum. Yarın öğlen avukatın ofisinde randevunuz var. Ya bilerek burayı ayarlamadın, şimdi çok göz önünde olacaktı çünkü. Tamam, iyi etmişsin. Yalnız adamın yerinde dikkatli olun ben. Niye? Ya bu adam zaman zaman etik kurulda görev alıyormuş. Şimdi Neva ile ilgili bir şeyden şüphelenirse hem başımız belaya girer hem nakit tehlikeye girer. O yüzden siz dikkatli olun abi. Tamam Berk. Teşekkür ederim. Ne demek? İyi geceler. İyi geceler. Ne haber? Neva, Alp Bey seni görmek istiyor. Yukarıda bekliyormuş. Tamamdır. Ya bir şey soracağım sana. Bu adam senden ne istiyor? Yani niye sürekli bu kadar? Adam annesine yemek yaptırıyor Ferhat. Demek ki bana güvenmiş ki ailesinin içine kadar soktu. E tamam ben de onu soruyorum işte. Yani niye bu kadar güveniyor? Sence de garip değil mi? Sen ne demeye çalışıyorsun? Yani ben şöylesine söylemiştim, pardon. İyi işte. Çağırmış gidiyorum ben de. Beni çağırmışsınız. Evet. Yarın sabah bu döner olmanla ilgili yasal prosedürü görüşmek için bir avukatla buluşacağız. Saat 10'da hazır ol. Peki. Evde işler nasıl?
Seyran Hanım biraz zordur. Bir sorun çıkarıyor mu sana? Çok değil. İlk başta biraz tepkiliydi. Ama sanırım anlaşacağız. Yine de yemek yememesi çok sıkıntılı bir durum tabii Alp Bey. Aranızda ne yaşandı bilmiyorum. Ama anneniz çok üzgün Alp Bey. Seylan Hanım çok yalnız ve mutsuz. Dilinde hep siz varsınız. Sizden bir haber alabilmek için bütün gün gözümün içine baktı. Üzerime vazife değil belki ama... onu kendinizden mahrum etmeyin, olur mu? Bir anne olarak söylüyorum bunu. Allah korusun. Kızım bir gün benden bir bakışını, yüzünü, gülüşünü esirgese... benim içim donar. Buz kesilirim. Her anneyle çocuğun ilişkisi seninki gibi olacak diye bir şey yok. Sen işine bak. Hayal nerede? Burada. Yağmur getirdi az önce. Neba. Çalışanlar benim evimde kaldığını bilmiyorlar. Öyle devam ederse sevinirim. Kimse görmeden aldım içeri. İyi geceler. Geciktim. Yanında olamadığım için özür dilerim. Anne, biz neden hala buradayız? Ben burada kalmak istemiyorum. Hani biz kendi kalemizi bulacaktık? Bulacağız kızım. Az kaldı. Biraz daha sabredelim, olur mu? Hem ben onu kızımın en sevdiği renge boyayacağım. Efemiz çok güzel olacak. Olacak kızım. İçinde senin olduğun her yer çok güzel olur zaten. Orada acele etmene gerek yok. Biz birlikte olalım, benim için yeter. Uzun bir günde ha? Çok uzun bir gündü şef. Bir bitki çayı iç istersen. İyi gelir. Sağ ol. Amerika'dayken de bazı akşamlar böyle gelir otururdun. Olanı biteni anlatırdın da... seni asıl yoran şeyi bir türlü söylemezdin. Söyle bakalım evlat. Hala geçmişin yüküyle tek başına mı savaşıyorsun? Savaşmak istemiyorum bir şey. Ben öyle yoluma da devam etmek istiyorum ama işte. Dönüp dolaşıp beni buluyor yine. Bazen geçmişten kaçabileceğimizi düşünüyoruz. Ama hakikat böyle değil. İnsanın en ağır yükü kendi kalbidir evlat. Sen sakın kendi kalbinden kaçıyor mu diyorsun? Fark etmiyor ki şef.
Allah fark etmiyor. Kaçıyorsun olmuyor. Savaşıyorsun azalmıyor. Ne bileyim işte. Bazen böyle kendimi kobay gibi hissediyorum, biliyor musun? Böyle sürekli aynı dairenin içinde dönüp duruyorum sanki. Bir yandan da yolumda devam ettim sanıyorum. Dönüp arkaya bir bakıyorum. Bir arpa boyu yol bile gitmemişim. Evelallah. Bu hayatta her zaman iki yoldan fazlası vardır evlat. Kalbimiz, kafamız meşgulken göremeyiz ama her zaman üçüncü bir yol mevcuttur. Öyle. Dediğim gibi şefim. Bu kafa, bu kalp çok yok. Hadi. Avukat Bey, bizim öyle çok fazla bir zamanımız yok. Yani bu operasyonun hemen yapılması lazım. Alp Bey, sizi anlıyorum. Fakat yasalar bu konuda çok katı. Bağış yapacak kişinin dördüncü dereceye kadar hasta yakın olması şart. Yani dışarıdan birinin donör olması bu durumda çok zor. Anladım. Anladım da. Neva benim kız arkadaşım da. Alp Bey, dediğim gibi zor. Ama işiniz olsaydı durum değişirdi tabii. Fakat bu sırada da etik kurul devreye giriyor. Bakın Alp Bey, organ nakli çok hassas bir konu olduğu için ciddi bir soruşturmaya tabi tutulursunuz. Ya biliyorum, biliyorum. Ama bizim için bir sıkıntı yok zaten. Değil mi canım? Seylan Hanım. Seylan Hanım. Bu saate kadar uyanmayınca ben merak ettim. Bir ses verin bari. İyi misiniz? Açın şu kapıyı. Seylan Hanım. Tamam Nergis. İyiyim ben. Tansiyon ilacınız bitmiş de ben eczaneye gidip onu alacağım. Bir de eve böyle küçük bir alışveriş yapacaktım. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Kahvaltınızı hazırladım ben. O da mutfakta duruyor. Sağ ol Nergis. Vah Seylan, vah. Neva. Neva bir durun. Neva bir durun, konuşalım. Bir dakika. Anlaşmamızda bu yoktu Alp Bey. Beni nasıl kız arkadaşım diye tanıtırsınız? Beni ne kadar zor bir durumda bıraktığınızın farkında mısınız? Neva, başka çarem yoktu. Duymadın mı avukatın dediklerini? Ameliyatı hızlı bir şekilde halledebilmemiz için aramızda bir bağ olduğuna inanması lazım. Siz de bana sorma gereği bile duymadan böyle bir yalan söylediniz yani. Neva, ben de çok meraklı değilim seninle evcilik oyunu oynamaya. Allah Allah. O adam var ya, avukat. O adam etik kurulda bilir kişi. Yani bu ne demek biliyor musun? Sen şimdi anneme karaciğerini vereceksin ya. O adamın imzası olmadan hiçbir şey yapamayız demek. Adamın bizim ilişkimize inanması gerekiyordu, onun için yaptım. Ya sizin aklınız alıyor mu? Bizim ilişkimiz olduğuna kim inanır ki? Zaten yalan hemen ortaya çıkar. Ya hayır, hiçbir şey çıkmayacak ortaya. Çıkmayacak ya. Olmaz, yapamam. Zaten yeteri kadar yalan söyledim. Başka bir çözüm yolu bulun. Şimdi Neva Hanım.
Biz sizinle bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? Neydi o anlaşma? Ben size avans olarak 100.000 dolar para verdim. 100.000 dolar. Niye verdim ben bu parayı? Anneme donör olacaksınız diye. Bence mesele gayet açık. Anneme donör olacaksın. Ve bunun için elinden ne geliyorsa yapacaksın. Etik kurulu için evlenmemiz gerekiyorsa da evleneceğiz. Evlenmek mi? Ya siz çıldırdınız mı? Bizim anlaşmamız donör olma karşılığındaydı. Evlenmek değil. Yok. Ben kabul edemem böyle bir şeyi. Benim bir kızım var. Ben ona bu durumu açıklayamam ki. Açıklayacağım bir şey yok zaten. Kağıt üzerinde bir anlaşma olacak ya bu. Ameliyat bitene kadar. Biz anlaşma yaparken zaten yasal bir şey yapmadığını biliyordum. Ne yapacaksın peki? Hı? Sana verdiğim parayı bana geri mi vereceksin? Gerekirse evet. Ama sizinle evlenmeyeceğim. Ne? Buyurun. Neva. Seylan Hanım, siz misiniz? Benim. Dün bana anneyle çocuk arasındaki bağdan bahsetmiştin, hatırladın mı? Anne çocuğuna can verir. Gerekirse kendi hayatından vazgeçer demiştin. Ben yapamadım. Ben anneliği beceremedim. Ben... Kendi hayatım için... oğlumun hayatını mahvettim. Böyle söylemeyin ne olur. Alp Bey'in hayatı mahvolmuş değil. Neva. Sen kızının gözüne baktığında ne görüyorsun? Yaşama sebebi mi? Ben de Alp doğduğunda onun gözlerine bakınca yaşama sebebimi görüyordum. Ama sonra zayıflığımı, başarısızlığımı, çaresizliğimi görmeye başladım. Sonra gözüne bakamaz oldum. Zaten. Kendi de bana bakmak istemedi. Gözlerini benden esirgedim. Ben yaşama sebebimi kaybettim Neva. Senin kopmaz dediğin bağı kendi ellerimle kopardım. Seylan Hanım. Lütfen böyle söylemeyin. Alp Bey sizi çok seviyor. Sizi çok seviyor. İlk kez sizden bahsederken ben onun kalbini gördüm. O kalbin içinde siz varsınız, inanın. Zamanla sevgisi öfkesine galip gelecek. Ben hemen oraya geliyorum. Bunları yüz yüze konuşalım, olur mu? Ben umut etmekten yoruldum Neva. Vazgeçiyorum. Seylan Hanım. Seylan Hanım. Seylan Hanım. İyice düşündün mü? Evlilik teklifimi kabul ediyor musun? Bırakın şimdi evlilik teklifini. Seylan Hanım aradı şimdi. Sesi hiç iyi gelmiyordu. Kendine bir şey yapacak diye korkuyorum. Ne? Ben onun yanına gidiyorum şimdi. Siz de hemen gelin, tamam mı? Tamam, hemen geliyorum. Çok geç kaldım. Bunun için 20 yıl geç kaldım anne. Yüzümü görmek isteseydin 9 yaşında atmazdın beni onların kapısına. Sen yaptın anne her şeyi. O aile tablosunda
Zavallı hayatında tek sorumlusu sensin. Sen. Söylemiyorum. Alp Bey yolda. Buraya geliyor sizin için. Ömrüm boyunca istediğim en son şeydi. Kaybettim ama. Yaklaşma dedim. Yaklaşma atarım kendimi. Kaybettim ben onu. Daha fazla yapamayacağım. Bakın Seylan Hanım. Geçmişte yaşadıklarımızı değiştirmek mümkün değil. Ama gelecekte ne yaşayacağımız bize bağlı. Hatalarınızı telafi etmek için önünüzde bir şans daha var. Alp Bey'i bırakıp gidemezsiniz. Sizin ona bir hayat borcunuz var. Ona çocukluğunu borçlusunuz. Duydunuz mu? Çok üzgünüm ben. Ona onu çok sevdiğimi söyle. Ölünce her şey bitecek mi? Bütün acılarımızdan kurtulacak mıyız? Bütün hikaye bu mu? İyi. İyi bitsin o zaman. İyi bitsin. Gel. Gel de dedim sana. Gel de. Bırak beni. Siz yaşamak zorundasınız Seylan Hanım. Kızım için yaşamak zorundasınız. Kızın için mi? Eğer kendinizi bırakırsanız... ...kızımın elinden son şansını da almış olacaksınız. Şimdi iki hayatın varlığı ve geleceği size bağlı Seylan Hanım. Yapamam. 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 Anne. Anne sakın. Çok üzgünüm. Anne sakın. Geçti. Bıraksaydın özledim.
Geçti ben yanımda. Artık geçti. Gevşek bak istedim. Beni bir daha bırakıp gitmene izin vermem ben de. Bırakma beni. Sen. Daha iyi olacak Seylan Hanım. Ben ilgilenirim Alp Bey. Biz içeri geçelim Seylan Hanım. Hadi. Yaralandınız mı? Alp Bey iyi misiniz? İyiyim iyiyim Nergis Hanım. Sen bugün izinlisin çıkabilirsin. Alp Bey ben yardım edeyim. Nergis Hanım tamam. Tamam izinlisiniz dedim. Yarın gelin lütfen. Elbette. Neden yaptınız bunu Seylan Hanım? Nasılsa her şey bitecekti. Ben bütün ömrüm boyunca kendi öz evladıma yük oldum. Şimdi bu halimle daha fazla yük olmak istemiyorum. Siz oğlunuza yük değilsiniz. Alp Bey severek yapıyor her işi. Hem siz iyi olacaksınız. Bunları konuşmak için çok geç. Değil. Siz iyileşeceksiniz Seylan Hanım. Çünkü ben size donör olacağım. Bana donör mü olacaksın? Her şey ayarlandı. Ben sizin donörünüzüm. Dört be sende 44 ton mu? Evet. Ama stoklarımız yeterli. Talep ederlerse karşılarız. Gel. Kasım Bey, kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Emir Bey dışarıda biraz konuşabilir miyiz? Gece acil değilse daha sonra konuşsak olur mu? Biraz acil. Kasım Bey, lütfen tekrar kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Tamam, siz işinize bakın. Benim şunu cevaplamak gerekiyor zaten. Alo. Dinliyorum. Hoca ne oluyor? Nedir bu kadar acil olan? Emir Bey, bu anlaşmak üzere olduğumuz şirket Paravan. Ne? Ne diyorsun Hoca sen? Emin misin?
Eminim. Ben Amerika'daki bir arkadaşımdan rica ettim. Ona danıştım ve bize yolladıkları banka teminat mektubu sahte. Yani bayağı dolandırıcı bunlar. Neden bunu yapıyorsun? Neden benim için hayatını tehlikeye atıyorsun? Kızım için Seylan Hanım. Çünkü onun bu hayatta bir şansı olsun istiyorum. Nasıl olacak o? Ben yanında olamasam da hayatına bensiz de devam edebilmesi için. Sen benim gibisin. Ama sakın benim yaptığım hatayı yapma, olur mu? Her ne olursa olsun kızını sakın bırakma. Önemli olan sizin sağlığınız şimdi. Onun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Alp Bey de, ben de. Oğlunuzla konuşup döner olmayı kabul ettim. Siz daha fazla bunları düşünüp yormayın kendinizi, tamam mı? Dinlenmek iyi gelecek. Hadi. Sağ ol. Seylan Hanım daha iyi. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ben seni annemin yanına destek ol diye çağırdım. Ona mukayyet ol diye çağırdım. Eve geliyorum, gördüğüm manzaraya bak. Nasıl bir sorumsuzluk ya? Ben sadece... Ya ikinize de bir şey olsaydı? Hı? Ben bunu ileride kızına nasıl açıklayacaktım Neva? Ne diyecektim ya? Bunu hiç düşündün mü? Ben Seylan Hanım'ı ikna etmek zorundaydım. İkna et. Böyle mi ikna edeceksin? Neva, böyle mi ikna edeceksin? Söyle. İkiniz de ölüyordunuz, ölüyordunuz. Ben Seylan Hanım'ı öldürmeyi değil, onu yaşatmaya çalışıyorum. O yüzden ona donör olmayı kabul ettim. Hem de size rağmen. Emir Bey, bu belge her şeyi açıklıyor zaten. Amerika'daki bankadan gelen teminat mektubunun sahte olduğu ve şirketi tanımadıklarına dair yazı. Yani bütün maddeleri tek tek gözden geçirdim. Avukat arkadaşlara gönderdim. Onlar da aynı şekilde. Zaten onlar da bütün maddeleri gözden geçireceğinizi tahmin ettikleri için kumpası bambaşka bir yerden kurmuşlar. Bunu ortaya çıkarmak, anlamak, bulmak çok zor. Bu durum çok kötü oldu. Babamın güvenini kaybetmek istemiyorum. Başladığımızda harika bir noktadaydık ama şimdi... Emir Bey, böyle biraz daha serin kanlı olmak lazım. Yani bu yanlış hamle şirketi çok büyük zarar uğratacak. Emir? Ne oldu? Sorun mu var? Bir tane köfte. Oğlum ben adam gibi yemek söyleyin demedim mi lan? Lan kaybol! Lan oğlum sen neredesin ha? Beni bu haberlerle bırakıp gitmişsin ha? Hadımköy'deki depodaydım Korhan Bey. Şu karavanların sevkiyatı için kullanacağımız araçlar geldi. Ustalarla da konuştum. Bakım onarıma bu gece başlıyoruz. Aferin. Keyfim yerine geldi. Bana bak. Bu işte bizzat sen ilgileneceksin. Ustalarla konuş, iyi iş çıkarsınlar. Saçma sapan bir şey yapıp başımızı belaya sokmasınlar. Merak etmeyin Koran Bey. Bu veliaht Prens Alp Karahun'dan haber var mı?
Şimdilik bir ses seda yok. Lan oğlum, adam bizim doğduğumuz mahalleye kadar biliyor. Biz adam hakkında ne biliyoruz? Makarnacı oldu. Allah Allah. Takip ettirelim Korhan Bey. Lan bugüne kadar takip ettirmediğin hata zaten. Alp Karahun hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Günlük hayatta ne yapar, ne eder, her şeyi. Bir de bana bak, bu restorana bir bakın bakalım. Belki içeriden bize haber uçurmak isteyen gönüllü bir kuş bulabiliriz. Emredersiniz Korhan Bey. Ah Emir, ah. Ah. Sana olan itimadımı yok etmek için elinden geleni yapıyorsun oğlum. Ya ben sana bu iş batırma. Batırırsan çok büyük zarar ederiz demedim mi ya? Demedim mi? Kasım Bey, bu dolandırıcılık işi uluslararası alanda profesyonel bir ekip işi. Yani bunu anlamak, çözmek gerçekten çok çok zor. İyi de kızım, insan iyice bir tetkik etmeden böyle saçma sapan bir anlaşmayı imzalamaya kalkar mı ya? Ama Emir Bey zaten şirketten şüphelenip benden araştırmamı istedi. Yani öyle olmasaydı eğer bizim zararımız çok çok daha büyük olurdu. İmzayı atmış olsaydık en az 10 milyon dolar zarardaydık. Oh, Emir. Hububatın depolarda, silolarda kaldı. Her dakika zarar ediyoruz. Yetmiyormuş gibi bir de anlaşma yapacağız diye dünya kadar mal istedik. Ne yapacağız şimdi? Baba ben o işi halledeceğim. En kısa sürede yeni... Tamam, Emir. Sen hiçbir şey halletme. Hiçbir şey halletme. Ben hallederim. Kasım'ın durumu öğrenmesi kötü oldu. Korkunun necele faydası yok. Bu arada babamın gözünde beni daha iyi göstermeye çalıştığın için teşekkür ederim. Keşke elimden daha fazlası gelse. Benim biraz yalnız kalıp kafamı dinlemem lazım. Bugün biraz ağır geçiyor. Emir Bey, böyle anlarda yalnız kalmak bazen en doğru tercih olmayabiliyor. Umarım daha iyisinizdir. Donör olmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Kızım için yapıyorum. Merak etmeyin. Anneniz uyandığında her şey daha iyi olacak. Ben de küçükken hep böyle söylerdim. Uyandığımda her şey daha iyi olacaktı. Ama hiçbir zaman olmadı Levan. Yaranız nasıl oldu? İyiyim. Sorun yok. Hakkınızda çıkan bütün haberleri biriktirmiş. Annemin beni yıllarca yük gibi gördüğünü, o yüzden babama bırakıp gittiğini düşünmüştüm. Alp Bey, kızmazsanız bir şey sorabilir miyim? Her zaman sinirli değilim. Sor. Seylan Hanım sizi niye bırakmış? Thank you.
Neresi burası? Nereye geldik? Babana geldik. Babama mı? Alp. Oğlum. Hoş geldin. Gel. Anne, ben babamı falan istemiyorum. Ben seni istiyorum sadece. Anne lütfen. Alpciğim, sen bir süre babanla kalacaksın. Bak, bu evde yaşayacaksın, ne kadar güzel. Ben bu evi falan istemiyorum. Ben seninle yaşamak istiyorum, seni istiyorum. Hayatım iyileşene kadar, iyileştikten sonra gelip seni alacağım. Ben seni iyileştiririm anne, ben iyileştiririm seni. Beni bırakma. Sen elinden geleni yaptın. Bak bir tanem, bu evde beraber yaşayacağız. İstemiyorum ben burada yaşamak. Çok rahat edeceksin. Ayrıca hiç merak etme, yalnız da kalmayacaksın. Bak, kardeşini görüyor musun? Onunla birlikte olacaksınız, tamam mı? İstemiyorum ben kardeş falan. Seni de istemiyorum, ben annemi istiyorum. Ay lütfen, hadi lütfen. Gelip alacağım seni, lütfen. Al götür, götür onu. Gel, gel canım. Anne. Bırakmayın. Anne. Anne. Lütfen. Anne. 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 Annem niye bıraktı beni? Hatalarıyla yüzleşmekten korktu çünkü. Acısına teslim olmayı seçti. Aynı bugünkü gibi. İnsan bazen çaresiz kalabiliyor. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Bu gece annemle kalabilir misin? Sen ona çok iyi geliyorsun. Annenizin bana değil, size ihtiyacı var. Sizin sevginize, şefkatinize. Kalmayacak mısınız? Kalmak isterdim. Ama kızımı yalnız bırakamam. Kaçırıldığından beri her akşam kabus görüyor. Uyandığında beni yanında göremezse huzursuz olur. Doğru. Doğru. Peki şöyle yapsak, benim restoranda küçük bir işim var zaten. Dönerken Hayal'i de alsam, buraya getirsem, birlikte kalsanız olur. Ama Seylan Hanım, sorun olmasın? Olmaz. Peki, tamam. Yalnız size zahmet. Benim bir çantam var, içinde eşyalarım var. Onu getirseniz olur mu? Hayal biliyor yerini. Eva. Teşekkür ederim. Her şey için. Gerçekten. Elbette müdür bey. Ben zaten emniyete uğrayacaktım. Tabii, tabii. Savcı beyle de görüşeceğim. Tabii. Evet, ilginize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ne emniyeti, ne savcılığı, neler oluyor? Ne olacak? Hı? Ne olacak? Oğlumun başımı açtığı dertlerle uğraşıyorum. Ay, yoksa Emre bir şey mi oldu? Hayır, Emre hiçbir şey olduğu yok. Emir Bey gayet iyi ama bu gidişte benim sebebim olacak. Ortak diye karşıma getirdiği adamlar dolandırıcı çıktı. Şu Amerikalı şirketten bahsediyorsun. Şirket ya, ne şirketi? Ortada şirket falan yok. Paravanmış. Ama nasıl olur? Referansları gayet iyiydi.
Peki kaybımız çok mu? Allah'tan o anlaşmayı imzalamak acele etmedi. Oğluna kalsaydı teminat olarak gösterdiğimiz 10 milyon dolarımız uçup gitmişti. Ne olacak şimdi? Polis peşlerinde. Adamlar yakalanacaklarını hissettikleri anda toz olmuşlar. Peşlerindeler. Bakalım ne olacak? Şu hale bak ya! Şu hale bak! Bir de ben Emir'e şirketimin geleceğini teslim edeceğim. Öyle mi? Ama bak lütfen. Ne lütfen ya? Ne lütfen? Bana biraz izin verir misin? Lütfen bir iki telefon etmem gerekiyor. Oğlunun dağıttıklarını toparlamam lazım. Seni de esir ettim böyle. Yanında olmak zorunda değilsin Ece. İstersen gidebilirsin. Yok. Yani zorunda olduğum için değil, istediğim için buradayım. Hem gidecek daha iyi bir yerim de yok Emir Bey. Şu an elinde bir imkan olsun. Nerede olmak isterdin? Amerika'daki evimde. Özledin mi evini? Siz nerede olmak isterdiniz Emir Bey? Denizde. Sizin hiç deniz insanı olduğunuzu düşünmemiştim. Neden? Yani denize çıkan insanlar bana daha çok sakinlik, dinginlik, huzur arıyorlarmış gibi geliyor. Sizi böyle aylarca okyanusun ortasında seyir halinde hayal edemedim. Çocukluk hayalinde biliyor musun? Küçükken hep kaptan olmak istemiştim. Okyanus açılmış. Önümde upuzun, sonsuz bir deniz. Rüzgar nereye etse oraya gidiyor. Herkesten, her şeyden uzun. Siz daha çok karadakilerden kaçmaya çalışıyorsunuz gibi geldi bana. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Hayır. Sadece bu kadar kısa zamanda beni nasıl bu kadar tanıdın ona şaşırıyorum. Kendimi sana biraz fazla açık etmişim galiba. Yok öyle değil. Yani böyle göründüğünüzden daha farklı birisiniz. Nasıl yani? Söyle söyle. Böyle hayatta istediği her şey önüne gümüş tepside sunulmuş. İstedikleri için çok çabalamamış biri gibi. Ama sizi ilk gördüğümde öyle düşünmüştüm. Şimdi? Şimdi o kabuğun altında sanki bambaşka biri varmış gibi. Kim bilir? Belki. Belki ben de kendimi yeni yeni keşfediyorumdur. Şırdat, şırdat. Oh, kulağımın dibinde ya. Ne yiyorsun sen? Gofret yer misin? Hayır yok, ben istemem. Sen de dikkatli ye ama. Ne yap, döktün her tarafa döktün işte şimdi. Ne yapacağız? Dayanamadın değil mi? Sonra yesen olmazdı. Olmaz, acıktım, ne yapayım? Ama ne kıymetli araban varmış, al işte, yiyeyim. Ye hadi ye. Batırdın zaten, ben temizlerim sonra. Yok, iştahım kaçtı. Sen iyileştin mi? Hani yaralanmıştım ya. İyileştim. Sevindim. Ama sen iyileştiğine göre bizim de yeni bir yer bulmamız lazım. Niye?
Senin evine dönersin artık yani. Biz orada kalamayız. Hayır canım, olur mu öyle şey? İstediğiniz kadar kalabilirsiniz orada. Olmaz, orası senin evin. Bizim kendimize yeni bir kale yapmamız lazım. Kale. Tamam, yeter artık. Yarın iş var, yepyeni bir gün ve çok yoğun olacağız. Neden? Artık imzalayabileceğimiz bir sözleşmemiz de yok. Onun yerine yeni bir firma bulmamız lazım o yüzden. Ve elimizdeki ürünleri ne kadar çabuk çıkartırsak o kadar da az zarar ederiz. Boşuna uğraşma. Babam çoktan bir planını hazırlamıştır bile. Başından beri bu işi yapabileceğime inanmıyordu zaten. Kendinize çok fazla yükleniyorsunuz Emir Bey. Herkes hata yapar. Aa, hayır. Herkes hata yapmaz. Mesela Alp. Asla hata yapmaz. En fazla yanılıyor olabilir ki... onda da bir bildiği vardır zaten. Alp mi hata yapmaz? Babama göre yapmaz, evet. Sizin Alp Bey'le aranız pek iyi değil galiba. Hayır. Neden? Çünkü o... o babasının oğlu. Kasım Karaoğlu'nun biricik oğlu Alp Karaoğlu. Ben Türkan Sultan'ım. İlk defa başardım dedim. Bu kez oldu. Babamın gözüne girmeyi başardım ama... yine elime yüzüme bulaştı. Adam haklı. Ben babamın gurur duyabileceği bir evlat olamadım. Bu kadar çabuk mu vazgeçeceksiniz? Ne yapayım? Pes etme. İstediğin şey için çabala. Emir, ben senin neler yapabileceğini gördüm. Bunu Kasım Bey de görecek. Kardeşin Alp Bey de görecek. O benim kardeşim değil. Kimin evi lan burası? Bilmiyorum abi. Bak sen. Anne Kartal da buradaymış. Buyurun. Yolun sonuna geldim ben. Niye kaçıyorsun yani, öyle mi? Ben sana iyi bir anne olamadım, beceremedim. Ana. Ben geçmişi silmek için uğraşıyorum. Eğer bir şeyleri değiştirme imkanım olsa, tekrar yaşama imkanım olsa... senden asla vazgeçmezdim. İnsan geçmişin hesabını sormaya kalkarsa anne, herkes kendince kaybeder. Özür dilerim. Yaşamın için her şeyi yapacağım anne. Ya biz de Yağmur'la pazara gittik. İşte sonra öğlen yemeği olarak ıspana kaldık. Sonra eve gittiğimizde de Yağmur yemeği yaktı. Yaktı mı yine? Evet, böyle pencerenin dibi dip dip böyle simsiyah oldu, kömür gibi.
Mecburen atmak zorunda kaldık. Beceriksizler siz ya. Kızım, daha sessiz olalım. Seylan teyze hasta. Uyandırmayalım onu, tamam mı? Tamam, tamam. Verin sana. Akıllı kızım benim. Teşekkür ederim. Hayal uyudu mu? Uyudu. Ne bu? Melisa çayı. Biliyorum siz kahveyi tercih edersiniz ama zor bir gündü. İyi gelir diye düşündüm. Teşekkür ederim. Annemin yanında kalmayı kabul ettiğin için de teşekkür ederim. Rica ederim. Ne bu arada annemin ilaçlarını banyodaki dolaba kaldırdım. Tedbir amaçlı, haberin olsun. Gece boyunca gözümün üzerinde olacak. Merak etmeyin. Ama ben tekrar böyle bir şeye kalkışacağını sanmıyorum. Nereden biliyorsun? Yaşamak için bir umudu var artık çünkü. Sen bugün öyle hiçbir şey demeden gidince ben... bir an için anlaşmadan vazgeçtin sandım. Aslına bakarsanız vazgeçmiştim. Gerçekten. Ne değiştirdi fikrini? Annem mi? İnsan ölüme o kadar yakın olunca... aklına ilk yarım bıraktıkları, yaşayamadıkları geliyor. Hayalleri, umutları. Cesaret edip gerçekleştiremediği ne varsa... peşine düşüyor sanki. En çok da pişmanlıkları. Sanki kendine verilen şansı heba etmiş gibi. Bir şansım daha olsa ne yapardım diye düşünüyor. Hayal'le ben bir şansı daha hak ediyoruz. Seylan Hanım ve siz de öyle. O yüzden operasyona karar verdim. Evlilik teklifimi kabul ediyorsun ya. Yani. Evet. Ama bazı şartlarım var. Öyle mi? Dinliyorum. İlk olarak... bu evlilik yalnızca kağıt üzerinde olacak. Kesinlikle. Ameliyattan hemen sonra boşanacağız. İkimiz de kendi yolumuza gideceğiz. Ama en önemlisi... bu ikimizin sırrı olacak. Bizden başka kimse bilmeyecek. Özellikle Hayal'in öğrenmesini istemiyorum. Çok haklısın. Sonuçta kimsenin bilmemesi çok önemli. Zaten yani bu ikimiz için de çok büyük bir risk. Ne olursa olsun. Ha bir kişi biliyor bu arada. O da Berk. Onun yardımına ihtiyaç duyacağız çünkü. Ki Berk'e güvenebilirsin. Yani ondan sır çıkmaz. Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Ameliyattan sonra sana verdiğim sözü tutacağım. Benim ve senin yeni bir hayatın olacak. Söz veriyorum. Geç oldu, gideyim ben artık. Ha bu arada sormak istediğim bir şey olur filan. İstediğin saatte beni arayabilirsin. Tamamdır. İyi geceler. İyi geceler Alp Bey. Alp, ne yapıyorsun sen oğlum? Ne işlere bulaştın? Daha iyi misiniz?
İyiyim. Acıktınız mı? Hemen bir şeyler hazırlayayım size. Yok, acıkmadım. Canım bir şey istemiyor. Ne var, gel biraz otur. Konuşalım seninle. Alp gitti mi? Gitti. Ama yarın sabah erkenden gelecek, merak etmeyin. Ben bir şey merak ediyorum. Buyurun Seylan Hanım. Senin bu güzel hüzünlü gözlerinin arkasında iyi bir insan var. Görebiliyorum ben bunu. Belli ki iyi bir annesin de. Seylan Hanım, teşekkür ederim. Alp'le aranızda ne var? Benden ne saklıyorsunuz? Biz ne saklayacağız Seylan Hanım? Nereden çıkardınız? Bak Neva, herkesin bir sırrı vardır. Yer bitirir insanı. Biliyorum ben. Kendimden biliyorum. Ben bugün boşuna bana benziyorsun demedim sana. Her ne olursa olsun, sakın yanlış kararlar alıp çocuğunun kaderiyle oynama. Seylan Hanım. Bak benden geçti belki. Hastayım. Yaşlandım. Oğluma daha fazla acı vermek istemiyorum. O yüzden gözüm üstünde ne var? Gözüm üstünde. Ben hayatımda çok pişman olacağım şeyler yaptım. Ne olur. Ne olur sen yapma. Ne yapıyorsun sen? Ya ne yaptın ya? Gördün mü şimdi yaptığını? Ben bir şey yapmadım ki, sen yaptın. Ama sen beni korkutmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Öyle mi? Kimsin sen? Ben Hayal. Neva'nın kızıyım. Ha. Ben de Alp'in annesiyim. Öyle mi? Duyduğuma göre sen hastaymışsın, annem söyle. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun sen? Annem çok yorgunmuş. O yüzden ben de ona sürpriz kahvaltı hazırlayacağım. Ne güzel, ne yapacaksın peki? Peynirli yumurta yapacağım. Ha. Sen peynirli yumurta yapmayı biliyor musun ki? Çok eskiden yapardım, uzun zamandır yapmıyorum. Önce şurayı bir temizleyelim. Tamam mı? Sonra beraber yaparız. Şunu şöyle alalım. Merak etme, ben peynirli yumurta yapmayı biliyorum. Sen benim dediklerimi yaparsın, tamam mı? Anlaştık. Biliyor musun? Ben peynirli yumurtayı çok seviyorum. Alp de çocukluğunda çok severdi. Öyle mi? O da mı severdi? Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Ha? Şimdi yumurta pişmeden peyniri üstüne koyarsan böyle eriler hepsi. Peki şimdi koyabilir miyim? Geç bile kaldın akıllım, koy koy. Tamam koyayım. Şöyle. Tamam. Çok güzel. Şuraları da biraz dök. Şöyle mi şefim? Ha? Nasıl oldu? Biraz daha koş. Giyin şöyle. Her tarafı dağıtıyorum.
Merhaba Alp Bey. Merhaba, günaydın. Günaydın. Nasıl, rahat uyudunuz mu gece? Evet, iyi gece geçirdik. Annem nasıl, iyi mi? İyi. Kahvaltı hazırladılar, dışarıda var. Tamam. Aferin sana. Günaydın. 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 Meleğim, sen uyandın mı? Oo, çoktan. Biz de size kahvaltı hazırlıyorduk. Öyle mi? Aa, ne güzel çiçekler. Bana mı aldın? Gel bakalım. Teşekkürler. Aa, anneme yok mu? Hayal. Teşekkür ederim Alp Bey. Bunlar da sizin için Selena. Bana mı? Güzel çiçekler. Teşekkür ederim. E hadi o zaman. Hadi. Emir. Emir. Emir, kalk. Rahat bırak beni. Ne yapıyorsun anne sen? Ne istiyorsun benden sabah sabah? Ah, ben nerede hata yaptım acaba? Anne bak, dün yeterince azarlandın. O yüzden çiftlik işe hiç gerek yok yani. Kendine acımakla vakit kaybedemezsin. Anladın mı beni? Sen bir karahunsun. Sen bir de babama sor bakalım, ben karahun muyum değil miyim? Hadi elini yüzünü yıka, giyin. Bugün çok işim var. Ne işim varmış? İşin şu. Dün batırdığın işi bugün temizlemek. Hadi çık şu moddan. Hadi. Senin arkanda ben varım. Tamam mı? Emir. Tamam. Elinize sağlık. Ben bir tane daha yerim valla. Allah Allah. Neymiş o? Çünkü ben peynirli yumurtayı çok seviyorum. Bir de keşkülü. Değil mi meleğim? Evet, bir tane. Doymazsan ben sana benimkini de veririm. Tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben de en az senin kadar seviyorum peynirli yumurtayı. Biliyorum. Annen söyledi. Ama yani onlar eskidenmiş. O zaman küçükmüşsün. Artık kocaman adam oldun. Az yesen de olur. Hayal. Sen de büyümemiş miydin? Sen bana öyle bir şey söylemiştin sanki. Büyüdüm ama açım. Hayal. İstersen benim yumurtamı yiyebilirsin. Ben yemeyeceğim. Sen benim oğlumla pek geçinemiyorsun gibi ha? Aslında yemeyecek gibi hissediyor. Ama az kalsın bize arabasıyla gelecekti. O yüzden biraz kızgınım ona. Ne diyorsun sen? Seylan Hanım. Hayal ama bizi kötü adamların elinden kurtardığı için o kaza olayını saymıyorum.
Alp ne diyor çocuk ha? Ne adamları, ne kazası? Benim kaçın. Anne. Aman tamam. Ay üstümüze başınıza geldi. Dur hayal her yerim battı. Gel bakalım. Senin elini yüzünü bir yıkayalım biz. Anne. Değil mi? Bir şeyin yok. Hadi kızım gel. Alp neler oluyor? Ne diyor bu çocuk böyle? Annesinden dinlediğim masallarla yaşayan bir çocuk o da. Gördüğü her şey masal onun için. Annesi bir prenses. Kalesinin etrafında onları bekleyen kötü adamlar. Çocuk haklı işte. Öyle korkacak bir şey değil yani. Günaydın Alp Bey. Günaydın Seylan Hanım. Günaydın Nergis Hanım. Günaydın. Günaydın Nergis. Nergis. Bunları suya koy. Alp getirmiş benim için. Anne, Seylan teyzenin nesi var? Üzgün gibi gözüküyor. Ama ben onu çok sevdim. Hiç oğlu gibi değil. Hayal. Keşke biraz Alp annesine çekseymiş. Hayal çok ayıp. Kızım, biz bazı kötü olaylar yaşadık ya. Onlardan kimseye bahsetmeyelim olur mu? Özellikle Seylan teyzene. Üzülür sonra. Tamam mı? Tamam. Aramızda balım. Bir tanem benim. Aferin benim akıllı kızıma ya. Bir tanesin, bir tane. Anne, seni bir daha öyle görmek istemiyorum. İnsan ümidini kaybedince yaşamı da savaşı da bırakıyor işte. Senin anlayamadığın, göremediğin ümit var anne. Ümit var. O ümit için olmayacak şeylere kalkışmıyorsun değil mi? Yani bu kız kim? Niye bana yardım ediyor? Neyin karşılığında? Düşündüğü gibi bir şey yok. Neva kızının geleceğini korumaya çalışan bir anne. Ben de Hayal'in bütün okul masraflarını karşılayacağım. Hepsi bu. Ne güzel. Ben senin hayatını daha fazla zorlaştırmak istemiyorum zaten. Sana artık zarar vermeyeceğim. Söz. Görüşürüz Seylan teyze. Yine gel olur mu? Görüşürüz Seylan Hanım. Teşekkür ederim. Görüşürüz Neva. Ben şu dışarıdaki işleri halledip yine gelirim tamam mı? İyi uğra. Bekleyeceğim ben. Kimmiş bu kadın? Bilmiyorum. Yüzü bir yerden tanıdık geliyor ama. Araştıralım istersen. Ya bir şeyi de ben söylemeden akıl edin be. Neyse. Takibe devam. Bak Alp Karun'dan gözünüzü ayırmayacaksınız. Eyvallah. Sen ne yapacaksın? Ben de şu kadına bir araştırayım. Belli ki Alp Efendi'yle bir alakası var. Bana bak Sefa. Gözünüzü dört açın. Adama yakalayayım falan derseniz Orhan Bey canınıza ok. Bunu açmam lazım. Şişt kızım. Ses çıkarmak yok tamam mı? Aferin. Babacığım. Alp neredesin oğlum? Dün gece de aradım kaç kere ulaşamadım sana. Restoranda biraz işlerim vardı. Geç gördüm aradığını. Ne oldu bir şey mi oldu? Bugün şirkete gelmen lazım. Büyük bir sorunumuz var. Ne sorunu? Emir işleri eline yüzüne bulaştırmış yine. Gel
tamam. Biraz daha işim var, sonra hemen geleceğim babacığım. Hadi sağ ol. Senin baban yaşıyor mu? O zaman neden annenle kalmıyor? Kızım, bizi ilgilendirmeyen konular hakkında başkalarına soru sormuyoruz, tamam mı kızım? Özür dilerim. Aferin sana. Şimdi seni Yağmur ablana bırakıyoruz. Onu üzme bak, tamam mı? Tamam. Zaten akşam hemen seni getirecek bana. Kolay gelsin. Size bir şey soracağım. Buyurun. Şu arka tarafta, merdivenli sokakta eski ahşap bey var. Sahibi kim biliyor musunuz? Bilirim de. Niye sordun sen yeğenim? Benim patron. Ne zamandır öyle bey varıyor da acaba sahiplerine sorsak satarlar mı, elden çıkartırlar mı? Sanmam. Gazino döneminde çok meşhur bir şarkıcı oturuyor orada. Seylan Hanım. Seylan Sorgun. Bilir misin? Yok. Peki bu kadının kimi kimsesi yok mu? Yani hani para ihtiyacı varsa çıkartır elden. Çok zengin bir delikanlı gelip gidiyormuş arada sırada. Öyle diyorlar. Kimdir, necidir ben bilmem. Ama o bakıyormuş kadına. Ben validenin yalancısıyım. Benim şirkette küçük bir işim çıktı. Onu bir halledeceğim. O işlerin biter bitmez de nikah işlemlerine başlayayım. Bu kadar çabuk mu? Geç bile kaldık Neval, sen de biliyorsun durumu. Haklısınız. Ne kadar erken o kadar iyi. Ben işin başına döneyim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Şirkette bir işim var, oraya gidiyorum, geleceğim. Tamam. Bu arada bu ilaçlama şirketiyle konuştum. Yarın değil, öbür gün mutfak bir günlüğüne kapalı olacak, haberin olsun. Tamam, süper. Bura sende ha. Şunu artık söyleme Allah aşkına ya. Hoş geldiniz. İyi canım. Beni burada görmeye alışsan iyi olur Alp. Yani artık beraber çalışıyoruz. Sık sık karşılaşacağız. Benim işim daha çok restoranda. Gerekmedikçe şirkete gelmiyorum. Bugün de bir toplantı için geldim zaten. Yani buradaki krizi çözüp kendi işime geri döneceğim diyorsun. Ne bu kriz? Bilgin var mı konuda? Emir Bey'in anlaştığı şirket paravan çıktı. O yüzden de her şey iptal oldu. Biz de tabii ürünleri depoya çekmiş bulunduk. Yani eğer hemen bir çözüm yolu bulmazsak çok büyük zarar edeceğiz. Hadi gelin oğlum. Toplantıdan önce seninle bir baş başa görüşmek istiyorum. Tamam. Ecem, yarım saat sonra bir durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacağız. Tabii. Sakın. Gel oğlum. Emir Bey, toplantıdan önce bir konuşabilir miyiz? Şimdi değil hocam. Şu an olmaz. Görüyorsun değil mi anne? Babam hiç vakit kaybetmemiş. Hemen sevgili oğlunu yardıma çağırmış. Bir sakin olur musun lütfen? Bununla kaybedecek vaktimiz yok. Bu işin içinden nasıl çıkarız onu konuşalım. Boşuna uğraşıyorsun anneciğim. Biz bu savaşı çoktan kaybettik. Zor olan kaybettiğini sandığın savaşı kazanmaktır. Ya sen hala bir umudumuz var diyorsun yani. Otur şuraya da konuşalım. Peki. Alp'in başından beri hedefi dış pazar açılmak. O yüzden de toplantıda yurt dışından yeni bir ortaklık arayışına girmeyi önerecektir. Ama tabii bu kadar kısa bir sürede uluslararası bir anlaşmaya imza atmak hayal. Bu dosyada iç piyasadaki alıcıların listesi ve bağlantıları var. Yani sen elimize kalan malları iç piyasada tüketelim diyorsun. Öyle mi?
Ben babamın buna asla yanaşacağını sanmıyorum. Orası da senin marifetin. Eğer babanın gözüne tekrar girmek istiyorsan ne yap, ne et, onu buna ikna et. Vay be Türkan Sultan. Sağlara geri döndün ha. Sen ne ara hazırladın mı? Sen baygınken oğlum. Sen baygınken. Koskoca Karahun Holding'in veliahtının bir kazino şarkıcısıyla ne işi olur? Bilmiyorum abi ama sabah bayağı bir mutlu aile tablosu vardı. Ne var, kızı falan. Sen o kadının peşine düş. Oradan bir şey çıkacak. Neve'ye mi sıkıştırsak? Konuşmaz. Onda bu ara bir özgüven var. Parayı da ödedi ya. Mümkün değil, ötmez. Siz bu restorandaki kuş meselesini ne yaptınız? Buldunuz mu birini? Bakıyorlar abi hala. Oğlum ellerini çabuk tutsunlar. Benim içeriden acil bilgi almam lazım. Anlayacağınız, elimizdeki hazır alıcıyı kaybettik. Yalnız bu durumu lehimize çevireceğimiz bir nokta var burada. Şöyle, Amerikan pazarı çok sıkışmış durumda. Bu iklim krizi nedeniyle Meksika'dan getirilen hububat miktarı yarı yarıya azalmış durumda. Firmalar yana yana ortak arıyor kendine. Yani Amerika'dan yeni bir ortak arayışına mı girelim diyorsun? Girebiliriz diyorum. Yani taleplerini karşılayabileceğimiz birçok firma var ya. Neden olmasın? Eğer gerçekten doğru bağlantıyı kurabilirsek. Peki bu bağlantıları kurana kadar elimizdeki malları ne yapacağız? Emir, senin başka bir önerin var mı? Dış pazarla uğraşana kadar iç pazarda elimizdeki malları tüketelim diyorum ben. Fiyat kıralım diyorsun yani. Bak oğlum, benim bir ismim var. Kasım Karahun, elindeki maldan kurtulmak için başkasının müşterisini çaldı dedirtmem ben. Eğer fiyatları doğru konumlandırırsak olabilir. Türkan Hanım, benim malımın alıcısı da fiyatı da bellidir. Bitti. Özür dilerim. Elimizi çabuk tutarsak beklememize de gerek kalmayacak. Benim Amerika'daki eski şirketimle hala bir sürü bağlantım var. Eğer şansımız yaver giderse bence bir sunum dosyası gönderebiliriz. İşimiz şansa kaldıysa. Elimizdeki mallardan yok pahasına kurtulmaktansa önümüzdeki fırsatı değerlendirelim derim ben. Baba, müsaade et bu işi halledeyim. Müsaade et Emir. Kararları ben vereyim. Evet, anlaşıldı. Hadi senin yolundan yürüyeceğiz. Ece Hanım, siz Alp'le beraber çalışacaksınız. Bu arada buranın koordinasyonu da sizde. Tamamdır Kasım Bey. Evet, konuşacak başka bir şeyimiz yoksa buyurun. Sondu. Tamamdır. Ferhat, bu boş oda niye hiç değerlendirilmiyor? Yani bu oda aslında Kadim Şef'in. Yani aslında Alp Bey ona tahsis etti ama biliyorsun Kadim Şef'i. Şimdilik öyle depo olarak kullanılıyor işte ıvır zıvır. Kadim Şef kesin ben burada ne yapacağım demiştir. O mutfaktan başka bir yerde rahat edemez. Ne oldu? Pek bir ayrılış gözle baktın. Hayırdır? Burası bayağı büyükmüş. Yani evet. Fena değil. Hazır aslında. Niye olmasın? Ne olmasın?
Bana da söyleyecek misin? Pardon. Saniye. Birazdan çıkacağız. Hazır ol. Benim hemen gitmem lazım. Avukat Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Beklettim, kusura bakmayın. Rica ederim. Ne yaptık? Halledebildik mi sözleşmeyi? Evet Alp Bey. İstediğiniz maddeyi de sözleşmeye ekledim. Sözleşmenin son hali de budur. Buyurun. Bakayım. Meşgulsün galiba. Hayır, hayır, gel. Gelsene ben. Berk arkadaşım. Biz de avukat hanımla şu sözleşme işini konuşuyorduk. Yalnız avukat hanım, bu sözleşme işi bizim aramızda kalırsa ben çok sevinirim, olur mu? Lütfen, bu konuda rahat olun. Müvekkil gizliliği söz konusu. Teşekkür ederim. Başka bir şey yoksa ben kalkıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi günler, memnun oldum. İyi günler. Hoşça kalın. Evet, nedir durum? Evlilik sözleşmesi hazırlattık. Hı. Taraflar evlilikte bir yıl doldurmadan boşanma talebinde bulunamayacak. Neva'nın bundan haberi var mı? Yani şimdilik yok. O zaman sana kolaylıklar diliyorum kardeşim. Çünkü bence Neva bundan hiç hoşlanmayacak. Abi yapacak bir şey yok. Yani her şeyin inandırıcı olması lazım. Yani bizim bir anlaşma yaptığımız anlaşılırsa... Neva'ya para verdim falan duyulursa biz bayağı hapse gireriz. İyi de ya Neva maddeyi kabul etmezse, ya evlenmekten vazgeçerse ne yapacaksın o zaman? Zor abi, zor. Yapacak bir şey yok. Çıktık bir yola artık. Ben şu nikah işlemlerini hallederim. Neva'ya dışarıda beklediğimi söylersin. İki gün sonra evleniyorsunuz yani. Peki nasıl yetiştireceksiniz o kadar işi, işlemi, bilmem neyi? Abi işte tam o noktada senden destek rica edeceğim Berk. Yani bu organizasyon firmalarıyla falan sen görüşebilir misin? Nikah salonu vesaire işte ne gerekiyorsa. Abi iyi bir program yapmamız lazım onun için. Yani mekan, fotoğrafçı falan onların hepsini ayarlamak. Abi tam da düğün sezonu ya. Bak her işin ayrı garip biliyorsun değil mi? Her işin ayrı garip yani. Ya bütün bunlara gerek var mı? Sonuçta bu kağıt üstünde bir evlilik. Evet ya. Alt tarafı imza atacağız yani. Bu kadar büyütmenin anlamı yok ki. Abi sen mi söylüyorsun bunu Allah aşkına? Arkadaşlar etik kurulu ikna etmemiz gerekiyorsa sizin gerçekten evlendiğiniz o zaman her şeyin usulüne uygun yapılmış olması gerekiyor. Ya bu da adamlar sizden belge ister, fotoğraf ister, kanıt ister, bir şey ister, babam ister yani. Olur mu öyle şey ya? Şöyle verdim. Teşekkür ederim. Ha bu arada Neva, bak tamam bu adam benim en yakın arkadaşım. Ama aynı zamanda dünyanın en huysuz, en nemut adamlarından da bir tanesi. Sen bilir misin bununla evlenmek istediğini? Vallahi başka bir çarem yok Berk Bey. Söz verdim bir kere. Müsaadenizle. Ben mutfağa döneyim. Kadim şefi yeterince kızdırdı. Kolay gelsin. Sen iyice düşündün mü bu evlilik olayını? Bana bu adımlar çok hızlı atılıyormuş gibi geliyor. Oğlum saçmalama, geç bile kaldık ya. Nikah. Rica ederim değil mi ya şu? Sen nereden tanıyorsun Ece? Dedim ya geçen gün Emir'le geldiler buraya. Sizin şirkette çalışıyormuş galiba. Sen niye bu kadar gerildin, stres oldun? Hayırdır? Kim bu kız? Oğlum Ece işte. Hangi Ece? Ece. Sen Amerika'daki Ece mi? Evet. Şaka yapıyorsun abi. Ne işi var bu kızın burada o zaman?
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben istediğin dosyaları getirdim. Bir de gelmişken belki güzel bir yemek yerim dedim. Tabii beni kovmazsın. O ne demek ya, olur mu? Şeker geçirmiş ol. Bu akşam sana istemediğin hiçbir soruyu sormayacağım, söz veriyorum. Sadece böyle eski günlerdeki gibi keyifli bir yemek yiyelim istedim, dostça. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Gerçekten hala mı? Merhaba. Buyurun. İyi akşamlar. Ben vereyim menüyü geri. Tercihi sana bırakıyorum. Ya bugüne kadar beni hiç yanıltmadın. Öyle mi? Tamam. Şey yapalım o zaman. Neva geçen gün bana bir deniz mahsulü risotto yapmıştı. İki tane yapsın o zaman. Tamamdır abi. Afiyet olsun. Sağ ol sana. Alp Bey, iki deniz mahsullü risotto var. Özellikle Neva'dan istedi. Halis, sen sosa bakar mısın? Ben de risottoya geçeyim. Bey'in misafiri var bu gece. Çok zarif, çok güzel bir kadın. Belli ki de önemli birisi. Aman ha, hizmette kusur olmasın, tamam mı? Tamam. İlgilenirim ben. Amerika'daki bağlantınla görüşebildin mi? Evet evet, toplantıdan sonra telefonla konuştum. Merkezle görüşüp bana geri dönüş yapacaklar. Onların merkezi neredeydi? Colorado. Biz bir hafta sonu Colorado'ya gitmiştik değil mi? Evet. Şey, ben yanlış mı hatırlıyorum bu arada? Sen zehirlenmiştin falan, bir bayağı bir gece hastanede kalmıştık galiba. Evet, çünkü sen tadım yapacağız diye bizi korkunç bir restorana götürmüştün. Ece söz vermiştim, bunları konuşmayacaktık ama. Peki, konuşmuyorsun. Gel. Buyurun. Neva, sen niye servise çıktın? Misafiriniz olduğunu duyunca kendim getirmek istedim. Belki bir sorunuz olur. Alp'in bahsettiği şef sizsiniz o zaman. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu sizin özel tarifiniz mi? Yani Alp özellikle sizden istedi de. Sayılır. Klasik reçeteye biraz tarçın ve safran da ekliyorum ben. Sen tarçın sevmezsin ki. Tamam Neva. Eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Sen mutfağa dönebilirsin. Peki Alp Bey. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yemeğiniz hazır efendim. İsterseniz geçebilirsiniz. Evet. Hop. Tam zamanında geldin. Biz de yemeğe geçiyorduk. Hadi. Ben yorgunum biraz. Erken yatacağım. Size afiyet olsun. Şunun afra tafrasını görüyorsun değil mi? Haksız mı? Bak canım, o mesele iş yerinde kaldı. Ama senin oğlun iş hayatıyla aile hayatını birbirine karıştırıyor. Hmm.
Sen karıştırmamayı başarabiliyor musun peki? Ne demek bu? Bak, ben ikinizin arasında kalmaktan çok yoruldum. Evet, Emir büyük bir hata yaptı. Ama sen de daha onu ilk hatasında silip atmaya hazırsın. Yaptığı hatayı telafi etmesine bile izin vermiyorsun. Hayır. Ben ona bir şans verdim. Bunu defalarca konuştuk. Belli ki bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Eğer böyle devam edersen oğlunu kaybedeceksin. Benim iştahım kaçtı. Sana afiyet olsun. Eğer bu bilgiler, dosyalar senin için yeterliyse saat biraz geç oldu. Ben kalkayım artık. Öyle mi? Tamam, kusura bakma, dalmışım. Yok, önemli değil. Şunları da tamam. Bırakayım sana. Ya dosyalar için teşekkür ederim. Ben kalanlarını artık evde incelerim. Ben de bu güzel yemek için teşekkür ederim. Yani çok uzun zamandır bu kadar keyifli vakit geçirmemiştim. Bir de seninle sohbet etmeyi çok özlemişim. Ben de.